Adamcağızın biri camiye ilk gelen olmak istermiş. Camiye hiç kimse yokken gelir, senden evvel gelen var denilirmiş o adama. Ertesi gün gene gelir, ertesi gün bir saat evvel, iki saat evvel, üç saat evvel gelir, senden evvel gelen var. Ya Rabbi, ben camiye herkesten evvel geliyorum. Bu işarete, bu nidaya bir türlü akıl erdiremedim. Mevlamız rüyasında kendisine melekler kanalıyla ilham ediyor. Bir kulumuz var ki, muhterem Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Kapı camine geliyor, şurada namaz kılıyor. İkindiyi de burada kılayım ya Rabbi diyor, öyle çıkıyor. Niye? İkindiyi de burada kılayım. İkindiyi burada kılıyor, akşam da burada kılayım Allah'ım diyor. Akşam orada kılıyor, yatsıyı da burada kılayım ya Rabbi diyor. O zata Mevla buyuruyor ki melekler kanalıyla, o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona şefkat edemezsin diyor. Nasıldı hadis-i şerif? Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin salih ve güzel niyeti amelinden hayırlıdır. Ya amelinden hayırlıdır. Hadislerin fatihası, hani Kur'an-ı Kerim'in fatihası elham ya muhterem Müslümanlar. Hadislerin fatihası innemel amalu bin niyyat ve innemâ likulli imrin mâ nevâ hadis-i şerifi. Ben öyle derim, Suretül Bakarası da Cibril hadisi. Mesabih'in iman bahsindeki ilk hadisi. Evet, Cibril hadisi de Sure-i Bakarası hadis-i şeriflerin. Yani muhteva bakımından o kadar mühim. Muhterem müminler, yaptığımız bütün iş ve amellerimizde niyetimiz çok mühim. Fasihi niyet, tekrar ediyorum, güzel niyet, iyi niyet ve ihlas. Allah için yapılan ameller az da olsa niyeti sahih olmayanın dağlar kadar yaptığı amelinden huzuru izzette daha makbuldür, daha muteberdir. Onun için her iş ve amelde niyet, muhterem müminler.